Alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimizin birinci bölümünde, yani büyük müsteriflerden okuma sohbetimize geçmeden önceki bölümde cihat ve cehenneme dair bazı meselelere değineceğiz. Fakat enteresan olan bir şey var. Belki gafletimiz sebebiyle bunun farkında değiliz. Bu tür ciddi hadiseleri hem konuşabilmek hem de dinleyebilmek aslında büyük mesuliyet gerektiren meselelerdendir. Gafletimiz sebebiyle olsa gerek ki biz bu meseleleri çok rahat bir şekilde kendi aramızda mütalaa edebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki ben 10 kişiden fazla olan kişilere hiçbir zaman sohbet etmedim. Hiçbir zaman Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin sohbet halkası 20 kişiyi bulmamış. Bunun sebebini açıklarken Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki ben bu meseleleri avama anlatamam. Bu meseleler havasın meseleleridir. Onun için daima havastan 10 kişiyle sohbetlerini devam ettirmiştir. Şimdi biz kendi halimize dönüp bakınca konuşan ve dinleyenler olarak, tabii en azından ben kendi adıma konuşan olarak söyleyeyim. Size dinleyenler adına hükmü kendiniz verin tabii olarak. Avamı teşkil ettiğimiz için, havastan olmadığımız için bu meseleleri konuşurken aslında belki muazzam bir tedirginlik hissi içinde bu mevzulara girebilmeliyiz ki Allah'ın rahmeti tecelli etsin. Buradaki belki ihlas ve samimiyetimizin derecesinde kurtuluşumuz mümkün. Ama onun da derecesi nedir? Herkes kendi hesabını ciddi şekilde yapmış olsun. Yoksa bir şeyler söylemiş olmak ve bir şeyler dinliyor olmak meseleye vakıf olmayı gerektirmiyor. Tasavvufi manadaki eserler piyasada malumunuz sayısız, hadsiz hesapsız kitaplar piyasada. Fakat onların içindeki aşk, vecd ve diyalektik manasında yaşayan insanlara maalesef rastlamıyoruz. Tabii ki bizler de aynı şekilde o durumdayız. Dolayısıyla konuşmalarımızda haddi istiab etmeme niyetiyle, bu niyetle konuşmalarımıza başlamak durumundayız. Dinleyenler de aynı ahval üzere dinlemeye gayret etmeliler ki buradaki ihlas ve samimiyet şahsımızda tecelli etmiş olsun. Aksi takdirde kelimelerin gidişinden ve gelişinden çıkan sahte manalarla hiçbir yere varılmaz. Her seferinde hatırlattığımız gibi sohbet imanı artırması bakımından gerekli fakat tek başına yeterli değil. Onun yanında fikir lazım ki sohbetin kalitesi artsın. O da yeterli değil. Onun yanında bir zikir lazım ki onun manası, hakikati tecelli etsin, kabilesin. O da yeterli değil. O zikrin ve fikrin ve sohbetin Allah rızasına matuf olması lazım.
Yani ihlas üzere olması lazım. O da yeterli değil. İhlasında Mevla'ya nispet içinde olması lazım diye daima tekrarlıyoruz kendi nefsimize ihtar bakımından. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra şöyle bir şey de yapalım. İnşallah ihlasımızın artması bakımından. Böyle bir şeyde riyakarlık söz konusu olabilir. Dinlerken ihlas ve samimiyetten uzak olabiliriz. Bunlar işin bereketini kaçıran şeyler olduğu için veya söylenenlerden çok muazzam şeyler olmasına rağmen, yani havasın belki kendi arasında yapacağı sohbetler olması bakımından ve şu anda biz yapıyor olmamız bakımından da bir sakata gelmiş olabiliriz. Bu bakımdan istiyoruz ki bu sefer sohbetimize bir tövbe istiğfarla başlamış olalım. Ben okuyayım, siz de içinizden inşallah tekrar edin ve sohbetimize, yani cihat ve cehenneme dair meseleye böylece girmiş olalım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El-Azim, El-Kerim, El-Lezî lâ ilâhe illâ hu, El-Hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, tövbete abdim, zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi, mevten ve la hayaten ve la nuşura, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufranaka rabbena ve ileykel masir, la havle ve la kuvvete illa billahi. Evet, değerli dinleyiciler, bu tövbe istiğfardan sonra bu istiğfarın bereketinin hasıl olması için zihnimizi ve kalbimizi meseleye yönelterek dinleyelim. Söyleyene değil, söyletene bak hikmeti mucibince dinlenirse buradaki hadiselerin hikmet pınarları herhalde herkesin kendi kalbinde tecelli etmeye inşallah başlamış olur. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda Müslümanları savaşa teşvik ediyordu. Bu teşvik esnasında sahabe-i kiramdan Umeyr bin Humam çıktı ortaya ve Kainatın Efendisi'ne hitaben ne âlâ dedi. Benim cennete girmem için bunların beni şehit etmeleri lazım zaten diye mukabelede bulundu. Yani Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları, sahabe-i kiram hazaratını savaşa davet ediyor. Bedir Savaşı için davette bulunuyor. Kaldı ki Bedir Savaşı'nda Müslümanların ne kadar az, kafirlerin ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Kafirlerin kuvvet bakımından ne kadar çok, Müslümanların ne kadar zayıf olduğunu da biliyoruz. Böyle bir savaşa davet edilen sahabe-i kiramdan Umeyr bin Humam hemen ortaya atlıyor. Ne âlâ diyor. Benim cennete girmem için bunların beni şehit etmeleri lazım zaten diyerek Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a mukabelede bulunuyor. Şimdi biz bugünden o güne bakmaya kalktığımızda, idrakımızı biraz zorlayarak hadiseye yöneldiğimizde bu hadiselerin sadece edebiyat yönünü anlayabiliyoruz. Onun ötesinde bizim için bir mana tecelli etmiyor. Zira kalbi hayatlarımızda bir ölülük söz konusu. Bu sahabe, yani Umeyr bin Humam elindeki hurmaları atarak şehit oluncaya kadar düşmanla çarpışıyor bu sözün üzerine. Bu mevzu başka bir şekilde şöyle anlatılıyor. Aynı mevzu, yani Umeyr bin Humam'ın Allah Resulüne verdiği cevap bir başka şekilde anlatıldığında şöyle denilmiş. Bir diğer rivayette bu hadise şöyle anlatılmaktadır. Allah'ın Resulü Umeyr'e, yani Umeyr bin Humam radıyallahu anh'a senin ne âlâ demene sebep ne diye soruyor Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Niye öyle dedin diyor, sen ne âlâ demekle neyi kastettin diye sorunca Umeyr radıyallahu anh şöyle cevap veriyor Kainatın Efendisi'ne. Ey Allah'ın Resulü, cennet ehlinden olmayı arzu etmemdir. Başka bir gayem yok diye cevap veriyor. Cennet ehlinden olmayı arzu etti ki ben varım. Benim cennete gitmem için bunların beni şehit etmesi lazım. Tabii ki onun da onlardan nicelerini tepelemesi bu arada söz konusu. Başka bir gayem yok ya Resulallah diyor. Benim sadece cennet ehlinden olmayı arzu etmemdir sebep. Bundan başka hiçbir gayem yok dedi. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Umeyr bin Humam'a şöyle
cevap verdi. Sen cennet ehlindensin buyurdu. Evet, daha öbür tarafa gitmeden, şehit olmadan, savaşa girmeden cennet ehlinden olduğunun garantisini kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'dan almış oldu. Bunlar böylesine şerefe nail olan insanlar. Bugün bunların varisleri olan, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'ın varisleri olan ehlullah'a bu gözle bakabilenler de, ama hakikatiyle idrak ederek bakabilenler de bu zevklerden bir kısmını da olsa tadabilirler. Ehlullah'ın kelamı zaman üstü mana ifade eder. Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselama vekil olmalarından dolayı. Onun için ehlullah'ın kelamı olur olmaz yerde kullanılmaz denilmiştir. Yoksa Evliyaullah'tan filan zat böyle dedi şeklinde sadece menakıp olarak bu işlere yönelmenin fazla bir faydası yok. Ama şöyle bir faydası var ki, insana kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın batın nispetini kurduğu için yine ehlullah buyurmuştur ki günde 7 sayfa menakıp okumak lazım. Günde 7 sayfa menakıp, menkıbe okumak lazım. Ehlullah'ın hayatından okumak lazım. Ama ehlullah'ın hayatını olur olmaz yerde kullanacak şekilde değil de hakikaten idrak edecek ve yaşayacak şekilde okumak lazım. Eğer öyle bir niyet yoksa edebiyattan öte geçmez ki zaten konuştuğunuzun ve dinlediğinizin karşılığını bu dünyada almış olarak öbür tarafta mahrumiyete duyar kalırsınız denilmektedir. Evet, Umeyr bin Humam sen cennet ehlindensin müjdesini alıyor. Bunun üzerine dağarcığında, Umeyr bin Humam dağarcığında hurma çıkarıp yemeye başladı. Yani bu müjdeyi aldıktan sonra Allah Resulü ona sen cennet ehlindensin dedi. Umeyr bin Humam da dağarcığından hurma çıkarıp yemeye başladı. Fakat o arada enteresan bir şey, işte burada Cüneydi Bağdadi Hazretleri niçin 10 kişiden fazla kişilere sohbet etmezdi? Bu manayı buradan anlayabiliyoruz. Çünkü bunlar hakikaten idrak seviyesi yüksek olan insanlara hitap eden şeyler. Fakat biz bu aziyetimizle konuşuyor ve dinliyoruz. Onun için bu hakikatlere hiç olmazsa gafletimizin derecesini bilerek bakalım ki Allah'ın rahmeti tecelli etmiş olsun. Yoksa sahabe-i kiram hazaratının bu davranışlarındaki hikmetleri anlamak hakikaten mümkün değil. Havastan olmayı gerektiriyor. Bu arada Umeyr bin Humam bu müjdeyi aldıktan sonra ve dağarcığından hurmaları çıkarıp yemeye başladıktan sonra aynen şu ifadeyi kullanıyor ki müthiş. Bu hurmaları yiyinceye kadar yaşayacağım. Dağarcığından çıkarmış, yani şehit olacağı müjdesini almış, cennete gideceği müjdesini almış. Bu arada dağarcığından hurma çıkarıp yemeye başlıyor. Fakat bu hurmalara bakışındaki nispet çok enteresan. Onun için diyor ki bu hurmaları yiyinceye kadar yaşayacağım, bu çok uzun bir hayattır dedi. Dağarcığındaki hurmaları atarak şehit oluncaya kadar savaştı. Yani cenneti arzu etmeleri o kadar müthiş bir hevese mebni, öylesine bir aşkla cennete, şehitliğe yönelmişler ki bir hurma yiyecek kadar, yani 3-5 hurma yiyecek kadar zamanı çok görüyorlar. Cennete bir an önce ulaşabilmek için o zamanı bile israf sayarak onları yemeden atıyorlar ve savaşa girip mücadelenin içinde şehit olarak cenneti alaya ulaşıyorlar. Bunlar kainatın efendisi aleyhissalatü vesselama böyle inandıkları için zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahirete irtihalinden 15 sene gibi kısa bir zaman sonra Doğu Roma İmparatorluğunu yerle bir eden büyük insanlar. Bunlar böylesine inanmışlardı. Bizse hiçbir şeyde zaten çok ciddi manada hadiseye yönelebilecek moral seviyesini bile bulamıyoruz. İman potansiyelimiz çok zayıf. Dolayısıyla varsa yoksa dünya tamahı içinde bir şeylerle ilgilenmek ve uğraşmak. Fikir derken de dünya var, zikir derken de dünya var. Eşya ve hadiselerin hangisini el atsak önümüzde dünya var, nefs var. Dolayısıyla işin bereketini kaçırmış olarak ancak yorgunluğa düçar kalıyoruz. Halbuki hakikatiyle eşya ve hadiselerin tasarrufuna el atabilmiş olsaydık, aşk, vecd ve diyalektiğimiz sahih olsaydı, sahabe-i kiram hazaratına nispeti kuvvetli olsaydı bu durumda olmayacaktık.
O zaman cehennem azabı gibi bir azap içinde bile bir zevk-i sefa halinde yaşamayı bilirdik. Halbuki şimdi tam tersi, nefsimiz rahavete düşmüş olmasına rağmen sıkıntıdan kurtulamıyor. Halbuki o rahat etmek için çırpınır, evet kendi başına kalmıştır, fakat rahat edemez, sahibini de rahat ettiremez. Onun rahatı geçici rahatlık olduğu için rahattan sayılmıyor tabii ki. Öbür tarafta acısı çekilecek çünkü. Evet, bu hurmayı yiyinceye kadar yaşayacağım, bu çok uzun bir hayattır dediği dağarcığındaki hurmaları atarak şehit oluncaya kadar çarpıştı ve şehit oldu. Yine savaşırken yaralanan sahabe-i kiramdan Enes bin Nadr şöyle diyor. Savaşırken yaralanıyor, düşüyor ve o esnada şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, oh cennet kokularını duyuyorum. Yani akan kanın kokusu herhalde ona cennet kokusu şeklinde geliyor. Hayata gelişin gayesini bilenler için bunlar hakikaten çok basit ve güzel şeyler. Bizim için belki ulaşılmaz gibi görülen bu hadiseler onlar için günlük hayatın içinde belki binlerce kez yaşanan şeyler olduğu için son nefeslerinde bu celaleti, bu haşyeti rahatlıkla gösterebiliyorlar. Oh diyor, cennet kokularını duyuyorum. Kimse umurumda değil diyor ve şehit düşünceye kadar çarpışıyor. Yani o anda da yaralı zaten, ölüm noktasında değil, yine kalkıp bir hamle yapıyor ve şehit düşünceye kadar çarpışıyor. Ama oh cennet kokularını duyuyorum diyen bir insanın savaşma şekliyle savaşıyor tabii ki. Buraları işte bütün mesele idrak edebilmekte. Onun için tövbe istiğfar çekerek bu mevzulara girilmeli, tövbe istiğfar çekerek bu mevzular dinlenilmeli, anlamalı, anlatmalı. Yoksa aksi takdirde hakikaten bu tür eserlerin ortalıkta ne kadar çok olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Anlatanların da çokluğunu biliyoruz. Ama hiç değilse misal olarak aklımızdan çıkmaması gereken Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin bu misalini de unutmamamız lazım. Sadece bu meseleyle alakalı değil, bütün yapıp ettiklerimizde avamdan havasa yükselmiş insanların o hallerine gıpta ederek avamlığımızı yaşarsak orada da bir rahmetin tecelli edeceğine inanıyoruz inşallah. Sa'd bin Heyseme radıyallahu anh anlatıyor. Buyuruyor ki Resulullah'ın Müslümanları cihada teşvik etmesi üzerine Allah Resulü Müslümanları cihada, savaşa teşvik ediyor. Bunun üzerine babam dedi ki birimizin burada kalması lazım. Yani babam bana dedi ki Allah Resulü herkesi cihada çağırıyor fakat birimiz burada kalmamız lazım, geride kalmamız lazım deyince ben dedim ki diyor ona, eğer şehit düşünce elde edeceğim şey cennet olmasaydı seni tercih ederdim. Ama ben bu savaşta şehit olmak istiyorum dedim. Yani böyle bir karşılığına cennet olmasaydı ben kalırdım. Ama karşılığında cennet var, ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Dolayısıyla sen kal, geride ben gidiyorum dedim diyor Sa'd bin Heyseme. Halbuki genelde insanlar sen git ben git şeklinde bir telaşa düşerler. Veya en azından kalbi hayatlarında bu tereddütleri yaşarlar. Veya aşk ve veçle böylesine ileri atılarak bu meselelere sahip çıkmazlar. Ama sahabe-i kiram hazaratı kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın nazarına muhatap olmuş olmanın hakikatiyle bu idrakı yakalamışlar. Dolayısıyla da bu aşkı, bu veçti gösterebilmişlerdir. Mevla cümlemizi onlara benzetsin inşallah. Onlar gibi olmaya veya onların eteklerine sarılmaya bizleri layık kılsın. Uhud Savaşı'nda Sa'd bin Rebi yaralanmıştı. Uhud Savaşı esnasında yaralanıyor Sa'd bin Rebi radıyallahu anh. Zeyd bin Sabit onun yanına gelip, Sa'd radıyallahu anh'ın yanına gelip diyor ki Resulullah'ın sana selamı var. Zeyd bin Sabit Sa'd bin Rebi'ye diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam sana selamı var. Kendini nasıl hissettiğini soruyor. Yani Allah Resulü senin halini soruyor. Nasılsın diye soruyor. Sa'd radıyallahu anh cevap veriyor Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a. Diyor ki
ona, ey Allah'ın Resulü, cennetin kokusunu duyduğumu hissediyorum de. Yani kainatın efendisine benim için böyle söyle diyor. Halimi soruyor ya, işte benim halim bu. Ey Allah'ın Resulü, cennetin kokusunu duyduğumu hissediyorum de diye cevap veriyor. Evet, yaralandıkları an cennetin kokusu gelmeye başlıyor. Hatta yaralanmadan önce bu kokuyu almamış olsalardı, yaralandıklarında bu kokuyu duyamazlardı. Ama orada belki direkt hissettikleri şeyler var. Ama aşk ve vecd olarak zaten yaralanmadan önce o kokuyu hissediyorlardı. O aşkı, o vecdi yakalamış oldukları için. Evet, ona ey Allah'ın Resulü, cennetin kokusunu duyduğumu hissediyorum de diye karşılık veriyor. Yine Haram bin Milhan'da bir İmme-Une savaşı esnasında şöyle dedi. Sahabe-i kiramdan Haram bin Milhan bir İmme-Une savaşına katılmıştı. Orada şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki cenneti kazandım. İşte burada henüz daha şehit olmadan, cennete gitmeden bu aldıkları kokunun gereği olarak idraklerinin zaafa uğramaması sebebiyle bunu hissedebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki cenneti kazandım diyor. Ammar radıyallahu anh da Sıffin savaşında şöyle diyor. Arkadaşlarından Haşim'e sesleniyor. Diyor ki Haşim ilerle. Ammar radıyallahu anh Sıffin savaşında arkadaşı Haşim'e sesleniyor. Haşim ilerle. Çünkü cennet kılıçların gölgesi altında, ölüm ise mızrakların uçlarındadır. Artık cennetin kapıları açıldı, cennet hurileri süslendiler. Bugün dostları Muhammed'e aleyhissalatü vesselam'a ve sevdiklerine kavuştular. Ve bu sözleri söyler söylemez Haşim'le birlikte ileriye atıldı ve şehit düştüler. Sahabe-i kiram hazaratı böyle. Cennet kılıçların gölgesi altında, ölüm ise mızrakların uçlarındadır diyor. Yani mızrağın ucunda cennet var. Atılırsak kurtulduk. Kaçarsak kurtulduk değil. Atılırsak kurtulduk. Ondan sonra da artık cennetin kapıları açıldı diyor. Biz o noktaya kadar kendimizi gelmiş hissediyoruz. Cennet hurileri süslendiler. Onları da görüyorlar. Burada neyle karşılaştıklarını biliyorlar. Ve ilmel yakın değil, aynel yakında değil, hakkal yakın, bunu hissettikleri için hakikaten cennet hurilerinin kendileri için süslendiklerine net bir şekilde şahit olduklarından korkusuzlukları da artıyor. Bugün dostları Muhammed'e ve sevdiklerine kavuştular diyor. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselama. Ammar bu sözleri söyler söylemez Haşim'le birlikte ileriye atılıyor ve şehit düşüyorlar. Yine Ammar radıyallahu anh Sıffın savaşında şöyle diyor. Hakikaten bunlar delikanlılığın ifadesi olan sözler. Sıffın savaşındayken ey Müslümanlar diye Müslümanlara sesleniyor. Ey Müslümanlar, cennetten mi kaçıyorsunuz? Yani niçin savaşa çok istekli değilsiniz manasına, ey Müslümanlar cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Yasir oğlu Ammar'ım. Burada kendi halinin izharı bakımından kendini tanıtıyor. Ben Yasir oğlu Ammar'ım. Tekrar, bir daha tekrarlıyor. Cennetten mi kaçıyorsunuz? Yasir oğlu Ammar'ım ben, yanıma gelin. Yani burada iki sefer aynı şeyi tekrarlıyor. Müslümanlara